Hanımlar beyler hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Uludağ ve 18 Temmuz 2014 günlerden ise Cuma. Haftanın son işlem günündeyiz sevgili dostlar. Ve son işlem günü bayağı adrenalin dolu geçiyor değil mi? Gayet güzel hareketler var. Özellikle Euro dolar paritesi arkadaşlar. Hedeflerimize tek tek ulaşıyor. De duyurmaya gerek yok. Zaten bilen biliyor. Bilmeyenler de zaten okumadıysa diyecek bir şey yok. Okuyanlar kazanıyor sadece analizlerin. Gece saatlerinde 01 kaçta yapmıştık biz bu analizleri? Hemen bir kontrol edelim. Bakalım şöyle. Sitede bir sorun var galiba. Yok. Site açık değilmiş. Peki açalım hemen sitemizi. forexpart.net üye girişi yapalım sevgili dostlar ve evet, saat 01.30 analizi arkadaşlar. Aşağı hareketin devamını bekliyorduk. Nereye kadar? 35.00-34.80 seviyesine kadar aşağı hareketin devamı gelebilir demiştik. 35.40 seviyesinin altında kalındığı sürece. Koşulumuz neydi? 35.40'ın altında kalındığı sürece 35.00-34.80 aralığına kadar hareket bekliyorduk ki. Sizlerin de görmüş olduğu üzere sevgili dostlar. 35.35'e kadar, 35.34 ya da buraya kadar çıkıp geri çekilme başladı ve 34.90'da sonlandık sevgili dostlar. 34.90'da sonlanan bir geri çekilme var. Bu seviye önemli midir? Aslında burası orta vade için çok kuvvetli bir destek aralığı sevgili arkadaşlar. Bakın haftalık burada bir sürü şey var şablonda. Hemen şöyle göstereceğim çok kısaca sizlere. Bunu görmenizi istiyorum çünkü bunu mutlaka görmelisiniz. Hani var ya sosyal ağlarda bu videoyu mutlaka görmelisiniz diye spam videolar. Öyle bir şey değil. Mutlaka görmeniz gereken bir şey var burada. Bu şeyde bakın şurada görmüş olduğunuz aşağı hareket arkadaşlar. En son senaryoyu baz alacağız. Yani şu senaryo arkadaşlar bakın. Bakınız. Şekilde görüldüğü gibi. Şuradan başlayıp yaklaşık 1.49'lardan başlayan ve 2011 yılında görmüş olduğu zirveyle 2012 yılının yine 7. ayında görmüş olduğu dip seviyesi 2.20-2.25 civarlarıydı. Bu seviye arasında arkadaşlar hareketlere bakıyoruz. Bu hareketler yukarı doğru devam etti. Bakın %38.2 sonra %23.6 sonrasındaki hareketler arkadaşlar tekrar yukarı doğru oldu. %50 seviyesine kadar geri çekilmeler %23.6'ya kadar geldi. Yukarı hareket bakın nerede sonlandı. %61.8'de aşağı doğru hareket. Ve bakın şuradaki kapanışları görüyorsunuz sevgili arkadaşlar. Şöyle yaparsam daha net olarak göreceksiniz. Bu civarlarda da kapanışlar var ve yeniden boyun aşağı doğru büktü. Kritik bir destekte miyiz? Evet. Şimdi bakın fark ettiyseniz burası bizim aynı zamanda 2014 yılı içinde artık biraz daha yakından göstermenin zamanı geldi. 2014 yılı içinde arkadaşlar Şubat ayında ve Ocak ayında görmüş olduğu dip seviyeleri bu civarlar. Hani buraya bir aralık diyoruz ya. Aralığın sebebi de bu. Şu bölgede arkadaşlar dip seviyelerimiz var. Yaklaşık 70-75 civarlarında. O yüzden burası da 34.90 ve 34.70 aralığı arkadaşlar. Artık en kuvvetli destek bölgemiz. Hani şu şekilde çizelim. Yavaş yavaş bunu sonrasında oturtmaya çalışalım. Biraz daha sağlıklı bir hale sokmaya çalışalım biz bunu. Tamam. Tamam herhalde şu anda artık biraz daha netleşmiş oldu buradaki bölge. Değil mi? Ne demek istediğimi anladınız değil mi? Arkadaşlar hangi aralıklardan bahsediyoruz? %50 seviyesi ve şurada görmüş olduğunuz dip seviyeleri bakın. Yaklaşık 34-72 civarları. O yüzden paritenin en kuvvetli desteği uzun vadeli destektir bu arkadaşlar. Uzun vadeli destek olduğu için çok büyük anlam taşır. Nedir bu anlamlar derseniz en basitinden en kolay şekilde şöyle yapabilirsiniz. Bu destek ve dirençlerin kırılmasıyla beraber uzun soluklu bir aşağı hareketin başlayabileceğini ya da yukarı yönlü hareket yani bu seviye kırılamazsa buradan gelen tepkilerin yine tekrardan uzun soluklu daha doğrusu orta vadeli bir yukarı hareketi en azından başlatabileceğini söyleyebiliriz. Çok kuvvetli bir destek seviyesindeyiz şu an itibariyle. Hani şu bölgelere de bir tren çizgisi çektiğimiz zaman burada bir üçgen de oluşmaya başladı fark ettiyseniz yavaş ve yavaş olmak koşuluyla
ve artık bizi hangi bölgeler arasında gidip geleceğimizi az çok ortaya çıkarmış durumda. Yani açıkçası şuradan gelecek olan bir tepkinin yukarı yönlü bir hareketle beraber bugün için konuşursak, gerçi bugün olmaz da pazartesi günü için konuşalım, olur da yukarı doğru bir hareket başlarsa diye. 1.36'ya kadar bizleri taşıyabileceğini net olarak söyleyebiliriz. 36 civarlarından yeni bir satış hareketi gelebilir. Çünkü hani trend değiştirici bir şey olmadıktan sonra hani şuranın kırılması da birazcık zor sevgili dostlar. Bu da çünkü yine bakın günlük grafiklerdeyiz. Tepe ve şuradaki tepeleri birleştirdiğimizde ortaya çıkan senaryo burası. Yani yukarı doğru tepkiler hala aşağı hareketi getirebilir ama kısa vadeli düşünenler için her yukarı hareket yine piyasadaki oyuncular tarafından aşağı hareket fırsatı olarak kullanılacaktır diyoruz ya, işte bu sebeple diyoruz formülü açıkladık. Formülü bu şekilde açıklamış olduk sizlere de. Ama güzel para kazandırdı. Sesi açalım diyorsunuz ama sesi bu kadar açabiliyorum ben, daha fazla açamayacağım. Ses nasıl? Herkese kötü mü geliyor acaba? İyi. Peki o zaman. Sertaç Bey iyi demiş. Ali Kemal Bey iyi demiş. Bazı arkadaşlar. İyi tamam peki o zaman. Hadi biraz daha şuradan açmayı deneyelim bakalım. Tamamdır. Mikrofona da yapışalım o zaman. Evet tamam mıdır? Her yukarı hareket aşağı hareketi fırsatı. Neden? İşte bu yüzden arkadaşlar. Güzel bir trend çizgimiz var. Güzel bir Fibo seviyesi ve dip seviyelerini oluşturduğu bir destek aralığımız var. Bu aralık arkadaşlar gayet güzel. Bu aralığın altında aşağı hareket devam etme potansiyeli kuvvetli. Bu trend devam eder. Ama eğer burayı kıramazsak alıcılarla karşılaşma ihtimalimiz yine kuvvetli. Hedef olarak da dediğimiz gibi eğer hani biliyorsunuz gün içerisinde gelen haberler oluyor. Ufak tefek veriler oluyor. Pazartesi, salı günü yine gelecek bunlar. Bu pazartesi ve salı günü bunlar biraz olsun Euro tarafını desteklerse ya da Amerika tarafından moral bozucu veriler gelirse bizleri tekrar şu trend çizgisinin üstüne doğru bir taşıyabilir. Sonrasında kırarsa da yeniden yukarı doğru hareket başlayabilir. Hani 37-37-30 civarlarına kadar bir tepki en fazla gelirse gelir. Ondan sonra tekrar boynunu aşağı bükme ihtimalimiz kuvvetli. Ana trend aşağı, artık bu ana trendin aşağı doğru devam etmesi için de çok kuvvetli bir aralığa ihtiyacımız var. Bu şablonu da çok fazla şey yapmadan aşağı alıyorum. Yine bunu kontrol edeceğiz, tamam mı? Bunları mutlaka arkadaşlar aklınızın bir köşesine ya da kendi grafiklerinizin üzerine mutlaka arkadaşlar not alın. Çünkü çalışıyor. Bunlar çalışıyor. Şuradaki bakın tam %7'lik seviyeden bir dönüş var. Tam uzun vadeli Fibo seviyesinden haftalık, aylık grafiklerdeki Fibo seviyesinden bir dönüş var. Bu dönüş güzel şeyler ifade ediyor olabilir. Şimdi peki gelelim. Aşağı doğru bir hareket, pardon yukarı doğru hareketler bugün için bizi nereye kadar taşıyabilir? Arkadaşlar 26 dirençli 26 ve 35-40 arasındaki bölgeler yine bugün için eğer şu bölgenin üzerinde kalmaya ısrar eder isek bizim için direnç konumunda olacaktır. Bir de şunu yapalım mı? Bir de şunu yapalım hadi sizlerle. Şöyle bir saatlik grafiklere bakarak küçük bir analiz yapalım. Bugünkü tepe ve dip noktaları arasındaki bölgeye baz alalım sevgili arkadaşlar. Bunun için nereyi baz almam gerekiyor benim? Evet şuradaki tepeyi baz almam yeterli olacaktır o zaman. Yani şu tepe değil mi orası? Evet sabah saat 11 civarlarındaki. Hani şu bölgeyi baz alırsak düzeltme hareketleri için uygun yerlerde miyiz? Biraz da buna bakalım. Hatta şöyle 15 dakikalık grafiklerden. Evet 15 dakikalık grafikler arkadaşlar kısa vade için muhteşem yakalamış. %61.8 düzeltmesini yapmış ve buradan bir geri çekilme var. Şu an itibariyle 0.7'nin altı biraz daha geri çekilmeyi 35.00'a kadar taşıyabilir. Sonrasında geri çekilme yine devam edebilir. Nereye kadar? 34.91 seviyesine kadar. Gayet güzel çalışıyor teknik göstergeler ve çok her şey rayına oturmuş arkadaşlar fark ettiyseniz. Hiçbir terslik yok. Trend doğrultusunda, beklentilerimiz doğrultusunda hedeflerimize doğru bir geri çekilme oldu. Düzeltmesi tam olarak %61.8'e kadar sürdü ve buradan şimdi yine hafif bir geri çekilme var. Şuradaki 35.02'yi de kırarsak
pardon 35.07 kırarsak yeniden 35.00 ve belki sonrasında tekrar 35.90'a doğru bir geri çekilme mümkün olabilir. Yani o yüzden güzel yerlerdeyiz, güzel seviyelerdeyiz. Bu seviyeleri kontrol etmekte fayda var diye düşünüyorum. Hem kısa vade hem orta vade hem de uzun vade çalışanlar için güzel bir analiz paylaşmış olduk. Umarım faydalı olmuştur arkadaşlar. Evet, şimdi geldik sterlin dolara. Sterlin dolarda durum değişmedi. Gece saatlerinde yine yazmış olduğumuz analizler herhalde sizlere yine para kazandırdı arkadaşlar. Öyle tahmin ediyorum ben. En azından biz doğru yolu gösterdik. Karar sizlerindir. Çünkü sterlin dolar içinde yine aşağı doğru hareketin trendin aşağı olduğundan bahsettik. Dünkü dibin kırılması güzel bir teyit olacaktır dedik. Bu sebeple 70-80 altının altında 70-72 ve 70-50'ye kadar bir hareket beklediğimizi paylaşmıştık. Arkadaşlar 70-72 ve 70-50 civarlarına kadar geri çekilme geldi. Dünkü dip seviyeleri kırıldıktan sonra 86 civarları, pardon bu 4 saatlik grafik, dünkü dipler buralar işte, tamam. Şu bölge yaklaşık 37 piplik bir hedefti. Çok büyük bir hedef değildi ama en azından sağlam bir yerden giriş yaparak güzel tam hedefe kadar geldik. Tam şu dipleri hesaplamıyorum tabii. Şuradan hesaplarsak evet 36 pip civarlarında bir kar alma oluştu. Şimdi arkadaşlar 72 civarlarında bir direncimiz var bugün için konuşursak. Burada sterlin dolar bizim şablonumuz var değil mi? Bakın bunu hatırlıyorsunuz. Sizlerle beraber yine aylık grafiklerle çalıştığımız bir şablon paylaşmıştık. Burada artık kuvvetli dirençlere doğru bir hareket var. Arkadaşlar haftayı sterlinin günü olacak. Haftası olacak. Çok hareketli bir hafta bekliyorum. Yine özellikle pazar gecesinden biri söylemeye başladım size. Hatta iki hafta önce faiz toplantısından önceki pazarda söyledim. Asıl hareket toplantı tutanaklarıyla olacak diye. Bu görüşümü koruyorum hala. Çok ciddi hareketlere sebep olabilir toplantı tutanakları. Bakın olabilir diyorum. Çünkü toplantı tutanaklarından herhangi bir değişiklik, daha doğrusu ama olacaktır. Yani olmaması için çok fazla bir sebep yok. Çünkü her ihtimalde bence hareket yaratacak bu sefer. Bakın toplantı tutanaklarını biliyorsunuz. Nedir bu toplantı tutanakları? En son Merkez Bankası'nın faizleri değiştirmemek kararını oy birliğiyle mi alındı yoksa oy çokluğuyla mı alındığını ortaya çıkartan bir tablodur. Eğer oy birliğiyle alındıysa etkisi çok çok fazla olmamakla birlikte hani aşağı yönlü bir hareketi biraz daha destekleyebilir. Çünkü bu da faizlerin arttırılma potansiyelini biraz daha düşük olduğunu ortaya çıkartır. Yani Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu konuşma hala çok da geçerli değil anlamı ortaya çıkar. Bunu söyleyebiliriz. Fakat gel gelelim ki yani yine bir hareket yaratacaktır muhtemelen 9'a 0'lık bir rakam. Ama hani 8'e 1, çok özür diliyorum bir saniye. Evet 8'e 1 ya da 7'ye 2 gibi yani 7 tane sabit tutma oyuna karşı yaklaşık olarak 2 tane faiz arttırma ile ilgili oy kullanan üye varsa bu arkadaşlar yukarı hareketi destekler. Ve belki de şurada görmüş olduğunuz 73-22 civarlarındaki hedefe doğru bir hareket bile başlayabilir benden söylemesi. Yani kritik bir yerde ve gerçekten de net bir dönüş için bence toplantı tutanakları beklenmeli. Ha, buralarda kısa vadeli tepkiler yakalanamaz mı? Elbet yakalanabilir ama asıl hareket haftaya olacak, onu size söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar, yani faizleri arttırma ihtimalini tabii ki göze alıyoruz. Yani Merkez Bankası Başkanı çünkü beklenenden daha erken artabilir dedi ama hani o zamana kadar sizce paritede hiç düşüş olmaz mı? Şimdi bence olacaktır. Hani bunun senaryosunu da yine çeşitli arkadaşlarla da konuşuyoruz. Yani benim kafamdaki senaryoda açıkçası şu yönde oluyor. Yani spekülatif bir haberle, açıklamayla pariteyi düşürüp arkasından hızlı bir çıkış yaratma potansiyeli, faiz arttırımla beraber bir çıkış yaratma potansiyeli olacaktır. Ama hani örnek veriyorum, faiz artışıyla beraber 300 piplik bir yukarı hareket oluşacaksa bu 1.71'den değil de belki de mesela daha dip seviyelerden 1.67 ya da 1.69 civarlarından başlayan bir harekette olursa hani etkisi birazcık yumuşar.
Yani buradan 1.69'dan 1.72'ye kadar yeniden bir tepki gelir faiz arttığına beraber. Ya da belki de 73'lere kadar gelir ama hani şu anda başlarsa 71'lerden 71.50'lerden başlarsa bu 300 piplik hareket 74'lerin üzerine doğru bir sterlin görürüz. Bu İngiltere için hiç iyi olmaz. Zaten İngiltere de bununla ilgili daha önce de bir açıklama yapmıştı. Çok yüksek kur istemiyoruz şeklinde. Şimdi hem yüksek kur istemiyoruz diyorlar hem faiz arttıracağız diyorlar. O zaman bunun yolu nedir? Çaresi nedir? Yani madem faiz arttıracaklar ama yüksek kurda istemiyorlar. Nasıl olacak bu iş? Pariteyi önce düşürecekler. Spekülatif söylemlerle, belki söylentilerle ya da ne bileyim öncesinde yapılacak daha her yöne çekilebilecek açıklamalar oluyor ya bazen. Hani öyle de anlaşılır, böyle de anlaşılır. Hani şu şekilde de yorumlayabiliriz, bu şekilde de yorumlayabiliriz şeklinde açıklamalar arkadaşlar. Ya böyle açıklamalarla beraber ya pariteyi aşağı çekecekler, ondan sonrasında faiz arttırımıyla beraber yukarı doğru hareket yeniden başlayacak. Ha bu hemen mi olacak? Hayır, tabii ki hemen olmayacak. Yani önümüzdeki ay dediğimiz gibi faiz arttırma ihtimali geçen ay %3, %5 civarlarındaydı. Önümüzdeki ay %8, %10 civarlarında olacaktır. Hala çok düşük. Ama toplantı sonuçları belki küçük bir sinyal verebilir ve mesela 6'ya 3'lük bir oy ortaya çıkarsa 6 tane faizleri değiştirmeyelim şeklinde oy gelmesine rağmen 3 tane faizleri arttıralım şeklinde oy geldiyse o zaman o %8, %10, %20'lerin üzerine çıkmaya başlayacak yavaş yavaş, haberiniz olsun. Ve her ay artacaktır arkadaşlar bu ihtimal. İngiltere'deki veriler iyi geldiği sürece, ki iyi geliyor. İngiltere ekonomisi gerçekten iyi geliyor. Hani konut verileriyle ilgili bazı sıkıntılar var. Bakalım beraber izleyeceğiz. Peki şimdi şu bölgeyi görüyorsunuz. Kuvvetli bir direnç olduğu biliyoruz burada. Hedef olarak uzun vadeli hedefimiz burası. Bunu da biliyoruz. Şimdi peki bugünkü hareketlere baktığımız zaman ne görüyoruz sevgili dostlar? Bugün yukarı doğru bir tepki vardı. 71.14 seviyelerine kadar. Bu 71.14 seviyesinden sonra euro dolar kadar etkili bir çıkış yapmadı fark ettiyseniz. Ama yine de şöyle bir bakalım. Evet, tam oturtalım Fibo seviyelerimizi. %38.2 değil mi? Evet. Daha yolu var mı? Var. Nereye kadar? %50 ile 61.8 aralığına kadar yolu var. Az önce de Euro dolar için söyledik. 61.8'e değdik. O yüzden lütfen dikkat, buradan kısa vadeli geri çekimler gelebilir diye. Burada arkadaşlar küçük bir tepki daha gelebilir. Belki şu bölgenin 65 civarları kırılırsa hani şöyle bir 75'e kadar bir hareket, 75 ile 85 arasından, 86 arasından dönüşlerle karşılaşabiliriz. O yüzden de sterlin dolar için şu bölgeden bir aşağı hareket potansiyelinin olduğunu tekrar söyleyelim. Anlık grafiklere baktığımız zaman kısa vadede saatlik grafiklere durum şu anda bundan ibaret. Şu bölgenin kırılması aşağı hareketi beraberinde getirebilir. Euro dolar için de bakın ne demiştik? Şu bölgeden bir aşağı hareket demiştik. Burada da sterlin dolar için de yine şuradaki bölge diyebiliriz arkadaşlar. Aşağı hareketi bence destekleyebilir bu bölge kırılamaz ise. Ha üzerine çıkarsak kapanışa doğru bir sürpriz mi geliyor acaba diye yeniden bakarız arkadaşlar. 71.10, 71.08 civarları, 71.30 civarları ama onun için mutlaka 70-85'lerin üzerinde kalmamız gerekiyor. Anlaştık mı? Bakın burası arkadaşlar hem geçen dünkü dip seviyelerine çok yakın yerler. Şuradaki 61.8. Yani anlamlı şeyler oluyor, anlamlı hareketler oluyor. Önceden tahmin edilemeyecek ya da çok değişik yerlerden dönüşler falan gelmiyor. Trendler dahilinde hareketler devam ediyor ve çok da güzel noktalardan geri dönüşler oluyor. O yüzden işi bilen bir insanın bugünkü hareketlerden para kaybetmesi birazcık zor. Yani bu hareketleri tahmin edebilmeniz bence gerekiyordu. Çünkü çok çok basit şeyler yapıyoruz fark ettiyseniz. Yaptığımız tek şey şuradan Fibo'yu çekebilmek. Bugünlük tepe ve dip. Yani bakın şu noktadan şu noktaya kadar Fibo çektik sadece. Şu dipte şuradaki tepeyle şuradaki dibi çektik. Aynı şekilde Euro dolar için de arkadaşlar bugünkü tepe ve bugünkü dip arasında Fibo'yu çektik. 61.8'den geri dönüş var. Ha, zaten şu hareketi bekliyor muyduk? Evet, bunu da sadece gece analizlerimizi okumanız yeterliydi. Onun için zaten 61.40'ın altında aşağı hareket beklediğimizi yazdık. 60-35-40'ın altında evet yazdık. 35-34'ten geri dönüşler gerçekleşti. Yeniden bakalım geri çekilme bekliyoruz aşağı yönde. Geldik altına. Arkadaşlar altın tabii yani görüyorsunuz zaten çok fazla söylenecek bir şey yok.
1307 civarlarından tekrar bir geri çekilme, 1307'ye kadar geri geldik. Dünkü sert yukarı tepkilerden sonra önce Ukrayna Rusya arasında bir sen mi düşürdün ben mi düşürdüm şeklinde bir tartışma çıktı ortaya. Malum biliyorsunuz hoş olmayan bir gelişme, bir uçak düştü Ukrayna sınırına. Şimdi böyle Ukrayna Rusya arasındaki Ukrayna tarafına düştü. O yüzden de bu uçağın acaba hani kim düşürdü, ne tarafa doğru düştü bu uçak, kimler tarafından düşürüldü şeklinde açıklamalar var. İki taraf da kabul etmiyor. Ama olaylar çok büyümedi fark ettiyseniz. Yani bu tip şeyler aslında hızlı şekilde örtülüyor üzeri. Yani o da çok ilginç. Çok hızlı örtülüyor üzeri ve konu çok fazla büyümedi. Ondan sonra malumunuz yine akşam saatlerinde İsrail'in bir operasyonu var. Ve sonunda arkadaşlar hep tedirginlik yaratıyor ve altın fiyatları şu anda çok da tahmin edilebilir hareketler yapmıyor. Yani anlık bir veriyle beraber hızlı bir tepkiyle karşılaşabiliriz. Hani o yüzden çok fazla ben trade etmenizi önermiyorum bugün için artık kapanışa kadar altını. Hani sabah saatlerinde yine bir öngörümüz vardı 1313 civarlarında ama hani burada şu andan sonra yapacağınız tek şey 1303 civarlarında destek olarak kabul etmek. Biliyorsunuz dün akşam saatlerinde 1313 ve 1303 civarlarında iki tane kuvvetli destek olduğundan bahsetmiştik. Yani 1303, 1313, 1313'ü kırdık. Ondan sonra tekrar şimdi 1303'e doğru geliyoruz. Hani buradan sonra hani kırılamazsa tekrar yönünü yukarı çevirebilir mi? Sorusunun cevabı çok kısa vade çalışacaksanız, çok küçük stoplarla, 3-4 dolarlık stoplarla çalışacaksanız mümkündür arkadaşlar. Tekrar bir yukarı hareket bekleyebilirsiniz. Ama hani bu da 1313'e kadar olacaktır. Çok çok da fazla değil. Ama ne olursa olsun kapanışa kadar arkadaşlar bu pozisyondan kurtulun. Az karla ya da çok karla ya da çok büyük bir zararla ya da küçük bir zararla hiç fark etmez. Yani pozisyondan kurtulacak şekilde bence önleminizi alın. Ve aldığınız önlemde de yani aldığınız önlemde pozisyonu kapatmak olsun sevgili dostlar. Çünkü hafta sonu ne olacağını bilmiyorsunuz. Yani bu işin içinde sadece hani Rusya ile Ukrayna yok. Aynı zamanda diğer tarafta İsrail ve hani Gazze ile ilgili bir sıkıntı değil bunlar. Çok daha farklı yerlere sıçrayabilecek olan şeyler. En başta Amerika. Özellikle bu konuyla ilgili olarak hani Rusya ile olan ilişkileriyle ilgili bir sıkıntı olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Kimler ne söylerler ya da ne şekilde davranış gösterirler. Bunların hepsi bir soru işareti olacağı için pazar gecesi açılışı konusunda hiç kimse bir garanti vermesin. Hani bu parite 1300 şu anda kapandı diyelim ki 1307'den 1323'ün altında bir kapanış olacağını ya da bunun üzerinde bir kapanış açılış olacağını pardon kimse garanti edemez 1323'ün altında bir kapanışı çünkü üzerine de açılabilir. Ya da arkadaşlar 1290 7'nin altında bir açılış olmayacağını kimse garanti edemez. Çünkü altında da açılışlar olabilir. Yani böyle 8-10 dolarlık açılışlar muhtemelen sizde çok da ciddi zararları sebep olabilir. Ha bu kâra da yansıyabilir ama ne gerek var risk almaya. O yüzden durum şu anda bu. Benim yazmış olduğum gece analizi hala geçerliliğini koruyor. 1303 civarlarındaki destek altın için 1313 ve 1303 olarak iki tane destek var. Şu an için 1303'ün üzerinde yukarı hareket beklemek daha mantıklı olacaktır demişiz. Bu görüşümüzü koruyorum. Ha, bu görüş burası çok uzaksa 1313-30'u da kısa vadeye destek olarak kullanabiliriz. Çünkü buranın altında yine 1303, 1297 ve 87'ye kadar tepkiler mümkün demiştik. Bu analiz geçerliliğini koruyor. Sadece zaten şurayı kırdıktan sonra 1313'lere, 1303'lere doğru bir hareket başladı. 1304-38'den falan bir dönüş var. Buranın üzerinde yukarı hareket bekliyorum ben hala onu söyleyeyim. Ama dediğim gibi işleme girme konusunda karar sizindir. Riski ne kadar almak istediğinizi lütfen önceden hesaplayın. Pazar gecesi gepli bir açılış olabileceğini de lütfen unutmayın sevgili dostlar. Son olarak dolar TL'ye de bakacağız arkadaşlar. Evet dolar TL bunlar yine çok fazla oldular. Arkadaşlar dolar TL için de söyleyebileceğimiz şey şu. 2.13 civarlarının üzerinde kalmaya çalıştı ama başaramadı. Bakın gece saatlerinde akşama doğru saat 18 civarlarında Ukrayna ile beraber Ukrayna haberleriyle beraber yukarı doğru bir tepki geldi. Sonrasında düştü ama akşam saatlerinde
Arkadaşlar bu hareket iyice hızlandı. 2.13'leri kırdık. 2.14.30'lara kadar neredeyse geldik ama yine başarılı olmadı. 2.13'ün altına doğru bir geri çekilme var. 2.12.30'lardayız şu anda. Açıkçası bir trend içerisinde hareket etmediğimiz için ben şahsen burada ciddi bir hareket potansiyeli, fırsat görmüyorum. O yüzden de çok ciddi bir işlem ihtimali, yani fırsatı yok. Ama yine de 2.13'ün altında aşağı hareketin devamını bekleyebiliriz. Eğer trade ediyorsanız 2.13'leri kullanmaya devam edeceğiz direnç olarak. Tamam mı? Buranın altında geri çekilme biraz daha mümkündür. Evet arkadaşlar, özet kısımları şimdilik burada sonlandırdık. Özetledik ama bayağı uzun oldu. Umarım devamını getiririz. Şimdi soru cevap bölümümüzü burada sonlandıracağız. Biz de yanımızda canlı yayına katılan diğer arkadaşlarla birkaç pariteye daha bakacağız. Özellikle dolar Japon yeni konusunda söyleyeceklerim var. Onu bir dinlersiniz. Arkasından da tekrar bakarız. Tamamdır, hadi bakalım. Canlı yayının şimdilik özet kısımları burada sonlanıyor. Canlı yayına katılamayan arkadaşlara geçmiş olsun diyor. Ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Biz devam edeceğiz arkadaşlar.